Yayla, Sırgan Yaylası. Aynı zamanda buranın ta eski tarihi çok. Dedelerimizin zamanından gelip geçmişi var. Bunu yaşadık hep beraber, yaşıyoruz da. Ama şimdi burası da Sarıgöl'den Aşlama Düzü'ne kadar şu bölge Sırgan Yaylası olarak geçer. Aynı zamanda Eskoba vardır. Yukarısı Düğülük Tepesi. Onun sonunda burası obanın kendi görünüş, yaylamızın kendisi. Hepsi şu civarda yaşamış insanların %90'ı burada yok ama gönülleri burada. İnanıyorum bugün burada olsalar çok çok öyle bir memnun olurlar ki hayatın en güzel anısı ne olur. Ama şu anda olamadıkları halde olmasını biz canlandırıyoruz. Umarım ki insanlar, hepimiz burada yaşayan insanlar olarak anımızı tazelemiş oluruz. Berası Tarakköy'e kadar uzanan bir görüntü var. Bugün çok güzel bir manzarası var. Aynı zamanda Tarakköy'ü görüyoruz, karı da görüyoruz. Aynı zamanda buranın her şeyi şu anda bugünkü bir tesadüf. Yani yayla olarak günümüzü iyi bir güne getirdik. İnşallah her günde herkese de aynı olur. Bizim yaylamızda sırgan çok yetişirdi ama şimdi sırganlar hep boya atmış, kimse bakmıyor. Yani bunu gelip burada görüp yaşayıp da hani insanlar var ya, bunu bir tane bırakmazdı. Şimdi olsalar burada. Ama ki ne olacak, 3-5 tane kalmış. İnşallah bunlar bir de gelince gelecekse çoğalırlar. Her şeyin sonu daha iyi olur inşallah. Yaylamız. Biraz gidelim buraya doğru. Hasan'ın yanına gidelim. Oradan da görelim. Adem abi çektin mi? Adem abi de aldım. Kartı da açtım. Yaylamızı buradan bir bakışın gelelim. 150 senelik Yavuz Kemal Şırlar Mahallesi'nin kiralamış, vakıflardan kiralamış olduğu yayla. Şu anda vatandaşların birkaç tanesi gelmiyor. 7-8 hane kaldı. Ama zaman zaman hayvancılığa tekrar dönüş yapılacağını umuyoruz. İnşallah umulur. Umduklarımızı da buluruz. Evet. Ya burada buraların avlar ağıl olarak kullanılıyordu bak. Şimdi değil mi Hasan abi? Evet. Buraların bu hayvanların burada ağıl olarak toplandığı, akşam bırakıldığı yerler. Sabah buradan çıkıp herkes istikametinde otlamaya giderdi. Burada kaç tane ağı vardı? Daha bak şurada da var. 2-3 tane ağı var. Rahmetlik babamın eserleri, evi, aynı zamanda hep bir yıkıntı ev daha burada vardı, olmuş. Ondan sonra köy yaylanın görünümü zaten belli. Camimiz rahmetlik babamın eseri. Daha kaç yıllık? En azından 20 sene, 30 senelik değil mi? Oldu. 30 senelik? Oldu. 27 falan. Yani burada insanların buraya sahip çıkmasını istiyoruz. En doğrusu buranın dağılıp gitmesinden ziyade gelecekte bir, yani yaylanın kaybolmaması, eksilmemesi buranın. Başkalarına terk edilmemesi. Terk ettikten sonra bir daha da ele geçmez. Umarım inşallah herkes bu şekilde duyarlı olur. Memleket olarak herkesin sahip çıkmasını arzuluyoruz. Gönlümüz buranın daha bir tane tekrar canlanması. İnşallah her şeyden güzel olur. Güzelliği de daim olur. Allah hayırlısı. İnşallah görürüz o günleri. Seçek ya, koyunlarımızın toplanıp günün o bu saatinde o seçekle sağım yapılırdı. Hayvanlar orada toplanırdı. Yani alt o taşların olduğu yerde seçek ağılları vardı. Yani
Bu ortalarda kuzularımız da aşağıda yayınlandı. Oradan geldiler. Hepsi birleşirdi. Doğru kuzu gölüne. Hepsi o tarafta. Ne yapardı? Otlamaya giderdi. Akşama kadar. Akşam ayrılırdı birbirinden. O günler, bugün de bilmiyorum. Yaşanıyor mu yaşanmıyor mu Hasan Ali? Kuzu, boyun kuzu karıştırma. Hani ayırma. Şeyde var. Çarşamba Urdu'nun yaylalarında var. Bizim yaylada daha kalmadı. Ha, boyun sürüsü yok değil mi? Diğer karşıki yaylalarda var. Aynen sürü devam ediyor. Ha, boyun sürüsü var. Bunlar eski geleneklere devam. Ama az olsa da yine var yaylalarımızda. Evet, yine var. Yani en azından hiç yok demeyiz. 3-4 sürü görünüyor. Maşallah. Hayırlı olsun. Kirazı elin kararım, elinden yerin kararım. Yeme kara kirazı kız, elin kararım, elinden yerin kararım. Üzüm sakımı gibi de yavrum, ince binlerinde sallanıyor ben. Üzüm sakımı gibi de yavrum, ince binlerinde yavrum, ince ben. Ben şimdi bitireyim, ben bunları.